Arap Yarımadası'nda oynadı, evet. O da yetenekli, iyi bir oyuncuydu bu arada. Beşiktaş'la alakalı konuşmayı sürdüreceğiz. Özellikle sormak istediğim bir iki soru var Serdar Sarı'da. Sergen Yalçın ve Ahmet Nurçebi arasında herhangi bir anlaşmazlık var mı? Bu ihtimalin söz konusu olabileceği çok fazla dile getirildiği için benim soruyorum bildiğim, sana. Benim bildiğim sıfır ihtimal. Hı hı. Çünkü çok iyi anlaşıyorlar. Tesislerde işte o sohbetleri şu bu ve Ahmet Nurçebi'nin sürekli işte ben sportif direktör olacaksam Sergen Hoca'ya soralım. O karar verecek. Oyuncular da son kararı o verecek gibi. Ben Denizli Spor maçındaki sonraki demeci sadece bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Kötü niyetli değil. Ama iletişim anlamında bir sıkıntılı hata olduğunu düşünüyorum. Kalbinin ne söylediğini biliyorum ama dışarıdaki insan tabii ki onun kalbinin ne söylediğini bilmez. Evet. Çünkü biz kalbinin ne söylediğini nereden biliyoruz? İçerideki istihbarattan biliyoruz. İçerideki gelişmelerden biliyoruz. Yılların ama, Beşiktaş takipçisi. Yani şimdi muhtemelen Sergen Hoca aramıştır ya başkan. Hayırdır beğenmedim falan demiştir, takılmıştır böyle. Ya işte Sergen böyle değil. Ambiyans işte kötüydü, işte seyircisi yok, bir şey yok, zevk alamadım falan. O anlamda söyledim demiştir, %100 demiştir. Onu çok net söylüyorum. Serdar abi, spor direktör açıklaması da çok yanlış bir açıklama. Sergen Yalçın da kariyerinin başında bir teknik adam. Ben yani Sergen Hoca'ya sormadan alırım spor direktör. Fatih Terim'e sorarsın, Şenol Güneş'e sorarsın. O klasmanda hoca ne olur? Hani acaba bir spor direktör... Düşüncem varsa uygula. Sergen ama Hoca'nın şey bence o kadar daha ben hoca Sergen olarak ağırlığı yok. Kariyerin başında bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Büyük takım kariyerinin başında. Evet. Bak büyük takıma geldi. Sergen Hoca 16 yaşından beri, 15 yaşından beri bu kulübün içinde olan ve ne hocalar, ne kavgalar, ne başkanlar görmüş bir adam. Metin Tekin, Metin Ali Feyyaz'ın antrenman bittikten sonra hadi gidelim PAF takımda Sergen'i seyredelim dediği bir karakterden bahsediyoruz. Dolayısıyla Sergen teknik adamlık konusunda zaten bazılarından biz birkaç sıfır önde başlıyor. Oyun zekası olarak. Gerçek söylüyorum bunu. Çok net söylüyorum. Ha, hiç şu, disiplini de katacaksın abi. Şu sıkıntı abi. Var. Olabilir mi bilmiyorum. Yani kaos dönemlerinde orayı idare edebilir mi? O sabrı gösterebilir mi? İşte erkenden bırakıp gidebilir mi? Bunlar hep soru işareti. Ama burada Sergen Hoca ile ben de konuştuğumda o 21 bin kişi benim imza törenime geldi ya, benim üzerimde de çok büyük bir ağırlık hissettim dedi. Ben de artık dedi o sorumluluğun altına girdim dedi. Yani o nedenle iş disiplini konusunda, istek konusunda bence hani futbolcu dönemindeki Sergen Yalçın'la ilgisi yok. Zaten çok da rahatsız oluyor. Sergen Yalçın futbolcuyken şöyleydi. At yaptı, at yarışı yaptı, şunu yaptı. Bunlardan çok rahatsız oluyor. Ben 20 bunlar yaşında, geride kalmış dönemler benim artık. 20 yaşındaki halim değil. 46 yaşındaki Serdar Sarıdağ arasında dünyalar kadar fark var. Belki bana selam bile vermezsin. 20 yaşındaki Serdar belki selam bile vermeyebilirsin. Tabii ki. Dünya değişiyor, hayat değişiyor. Herkes ben tecrübe olarak söylüyorum bunu. Tecrübeleşiyor. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın arkasında bu camianın durması lazım. Mehmet Ekşi altyapının başına geliyor ve bunun Sergen Hoca istedi. O yüzden sportif direktörleri de sormakta da doğrudur. Yani Sergen Hoca şunu diyemezsin. Ya ben sana niye soruyorum? Getireceğim, duracak senin başına diyemezsin. O Sergen Yalçın. Bak Sergen Hoca başarısız olur gider, 2 sene sonra gene gelir. Başarısız olur gider, 2 sene sonra gene gelir. Öyle bir kredisi var. Çok net söylüyorum. Ben taraftardan biliyorum bunu. Çok büyük bir kredisi var. İnşallah bu kredide çok iyi kullanırlar diye düşünüyorum. Zaten takımın başında bir bu kadar taraftarın sevdiği bir teknik adam varken şu anda sportif direktör konuşmak saçma. Sadece Beşiktaş taraftarında değil. Sergen Yalçın imza attığı gün beni Galatasaray'da ve Fenerbahçe dostlarımla aradı. İnan çok sevindik dediler. Çünkü biz Sergen Yalçın'ı çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Böyle bir adam Beşiktaş'ın başına gelsin ister. Şöyle bir şey olsaydı. Hatta Fenerbahçe'nin başına gelse itiraz edecek olan Fenerbahçeli var mıydı? Bence yoktu. Fatih Terim gitti diyelim. Oldu ya, Galatasaray anlaştı Sergen Yalçın'la. Bence itiraz edecek. Ben ederim. Ya abi, ben o de kadar şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey sonuçta söyleyeyim. Okan Buruk var derim en azından. Hani bir de şunu ekleyeyim. Nerelerde çalıştı Sergen Hoca? Bir takımları sayalım. Sivas, Antep, Malatya, Alanya. Konya. Sergen Yalçın Beşiktaş efsanesi olduğu için bu takımın başında. Şu soruyu soralım. Onu unutmamak. Kötü müydü gittiği takımlarda? Yani hepsine saygı duyarım, hiçbirini küme düşmedi. Bu ligde ne hocalar işte Hamza Hoca, evet. Hoca mı? Erzurum'da küme düştü. Hayır. Bu ülkede ne hocalar var daha hiçbiri büyük küçük takım çalıştırmadı henüz. Cesaret etmiyorlar. Girmiyorlar o toplara. Ama yani abi Şenol Güneş, yani, Fatih Terim bir ayrı sınıftır. İkincisi şeyi de aralığı da Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, küçük derken yani İstanbul'da. Ersun Yanal'ı yazalım. Sergen Yalçın onlardan sonra gelir. Şöyle bir durum var. Jenerasyon farkı var zaten. Bilmiyorum katılır mısınız? Okan Burun da gerisinde aynı jenerasyon. Sergen Hoca 47 yaşında. Birçok takımda da çalıştı. Tecrübesi de var. Genç. Ya ben artık çok yaşı ilerlemiş hocalardan ziyade birazcık daha gençlerin
daha fazla şans bulmasını istiyorum. Buluyorlar canlı zaten. Gönülden diliyorum. Buluyorlar. Umarım Beşiktaş'ta da çok başarılı olur ama şöyle bir gerçek sen var. Sen benim bir haftada söylemek istediğimi iki saniyede söyledin. Burada tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şöyle bir gerçek var. Budur olay. Bunu da bence unutmamak lazım. Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'a getiren bence performansından ziyade Sergen Yalçın olması. Tabii canım. Ve Trent Alexander-Arnold öyle bir gol attı ki. Şampiyonlar. Ona rağmen bu yorumları da yapabildiler. Yani cümlemi yani tam Sergen, orada... Sergen Yalçın'dan bahsederken bu kadar güzel bir serbest vuruş golünün gelmesi ilginç oldu. Ben Salah penaltı çalarlardı. Şimdi maça bakma bile gereği bile duymadım. Yok. Biliyorsun Salah evet. Genelde kendini bir şekilde Kubilay'ın zamanında Galatasaray'da aldığı penaltılar gibi. Muazzam. Sergen Yalçın'ın frikik golleri gibi bir gol oldu. Evet, bu Selçuk İnan'ın. Bu frikik golü Selçuk İnan'ın frikik golü. Gençler Birliği'nde böyle golü vardı. Evet. Sivas'a da vardı. İnanılmaz bir gol. Yani öyle bir gerçek de bence var. Yani Sergen Yalçın %100 vermiş olduğu peki size bir sınavlardan soru. Ötürü gelmedi takımın. Size bir soru. Sergen Yalçın'ın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şu anki kadrosunda futbolcu Sergen Yalçın olsa Sergen Yalçın oynatır mı? Oynatır. Bence oynatmaz. Niye oynatmasın? Oynatır. Çünkü Sergen Hoca eski klasik 10 numaraya dayalı futbol istemiyor. 4-1-4-1. Oradaki herkes koşacak. Dolayısıyla of Sergen Hoca olsaydı bu Sergen Hoca oynatmazdı. O zaman bu Sergen Hoca'nın en beğendiği oyuncu Younes Berlanda diyoruz buradan yola çıkarak. Şu anda aklıma kimi getirdim biliyor musun? Bir Antalya kampında Cenk Tosun transferini sormuştum Aykut Kocaman'a. Dedim ki hocam yani siz de iyi bir golcüydünüz falan. Genç Cenk o zaman şeydeyken. Beşiktaş'tan Everton'a transfer oldu ya devre arasında. Evet, o kamptayız. Dedi ki ben sana açık ve net söyleyeyim dedi. Benimle kıyaslama bile dedi yani. Çünkü dedi ben dedi şu anda teknik adam olarak futbolcu Aykut'u oynatmazdım dedi. Yedek bırakıyordum dedi. Kendilerine de bir yandan i̇şte... haksızlık yapıyorlar. O dönem Aykut hocamın Aykut Hoca iyi golcüydü, iyi golcüydü. Müthiş golcüydü canım. Canım. Yani o estetik o dönemdeki oyunda çok farklı. Şu anki tabii. Oyun çok farklı. Ya bir kere fizik olarak hani çok fark var dedi. Ondan bahsediyordu. O dönem bir de tekme tokat ben vardı abi. Ben ona rağmen hani fiziksel problemleri olan bir oyuncuydum dedi. Yani o dönem Aykut Hoca'nın şanssızlığı diyelim. Tanju Çolak ve Yavuz Uşar Amandıralı çok iyi golcülere denk geldi. Tabii. Canım. Yoksa evet. Çok ayrı bir yerdeydi. Millilik sayısı o yüzden biraz çok yüksek. Milli takımını ben de hatırlamam. Evet. Çok Aykut Hoca'nın. Ama Fenerbahçe'de tabii 200 küsur golü var ya ligde. Evet. Yani İstanbul Spor'da da kaç sene küme tuttu o. İstanbul Spor'da da yani kendini yedek bırakıyordu genelde bu arada öyle bir durum var. İlk uygulamada aklıma onu getirdim yani. Konuyu bir anda Aykut Kocaman'a getirmeyi başardım. Sen de bu arada Erol Bulutçusun galiba. Bunu anladım. Yok genç hocaları artık şans verilsin falan. Erol Bulutçusun sen galiba. Ya Erol Bulut çok başarılı buluyorum. Onunla alakalı herhangi bir şüphe yok. Okan Buruk'un da aynı zamanda Avrupa'da muhakkak takım çalıştıracağını düşünüyorum. Sergen Hoca'nın da Beşiktaş'ta kaldığı takdirde katkı vereceğine inanıyorum uzun vadede. Herkese böyle güzel şeyler söylemeye hazırım. Çiçekleri de aldım. Kerem bir de bu Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Samimiyim yani düşüncelerimde. Çok enteresan. YouTube kanalında bir yorum yapmıştım. Bir video Caner'le ilgili. Caner ve Gökhan'la ilgili. Ben de orada dedim ki bir dakikalık. Orta sahada sürpriz gelişmeler olabilir dediğim birkaç saat sonrası işte Gürcistanlı oyuncu gündeme geldi. Evet. Beklediğimiz başka isimler de var. Senin için çok sürpriz olmadı. Bu biraz sürpriz oldu. Yani ben daha başka isimler bekliyordum. Fakat olmadı demen için bir asist yapmıştım. Fakat bunun dışında daha başka kritik önemli gelişmeler yaşanabilir yakın zamanda onu da söyleyeyim. Yok artık diyebileceğimiz gelişmeler olabilir orta saha transferinde. Hasic ne olacak? Kampa gelecek. Hasic kötü bir oyuncu değil. Hasic iyi bir oyuncu da biraz defansif yönünde sıkıntılar var onun. Onu Abdullah Avcı da ona da sordum. Onun biraz daha şey. Çünkü oyuncu çok travmatik şeyler yaşadı bu arada. Çok değişik. Onu da belirtelim ya çocuk. O genç yaşta bir insan psikolojisi düşünüyor. Ya Beşiktaş'tan kalıyor muyum, gidiyor muyum, sözleşmem ne oldu falan resmi ediyor. Onları yaşamak çok kolay değil o yaş. Bir de başka bir ülkeden gelmişsin yani. Tabii. Farklı bir ülkedesin. Dolayısıyla onları atlatması lazım. Bu arada oradan ayrılış süreci de problemli oldu. Aynen. Orada yani yönetim kendince doğrusunu yaptı. Hakikaten çok fazla para verilmiş o zamanlar. Şimdi belli bir makul bir noktaya gelindi. Abi ben yalnız bu Hasic transferi ama döneminde... Ama defansif yönünü geliştirmesi lazım herkes şimdi fazla da. Para vermiş diyor da bu Hasic'in transfer olduğu dönemde ben şu haberleri hatırlıyorum. Juventus'un takibinde olan bir oyuncu deniyordu. Abi Juventus'un takibinde olan bir oyuncuyu alabilmişlerse... Barcelona Juventus'u da duydum hatta Barcelona'da. Alabilmişlerse tebrik ediyorum. Hayır, tebrik ediyorum yani. Alabilmen için bir şeylerden fedakarlık etmen lazım. Bilmiyorum. Öyle yani, değil mi?
Yani Juventus'u takip tamam, eden bir oyuncu. Juventus'un ve Barça... Abicim bunlar ne biliyorsun? Bunların menajerlerin yönetimleri sunduğu klişe laflardır.